L'Oreal'in bu şampanya tonlarındaki likit aydınlatıcısını L'Oreal'in bu komik mi? Ne? Komik mi? Merhaba, ben Cansu. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Aslında son zamanlarda böyle makyaj videoları çekmeye, hatta video çekmeye çok fazla yanaşmıyordum. Çünkü yine benim cildime bir şeyler oldu. Yine böyle bilmiyorum artık dönemsel mi, bir şeylerden mi etkileniyor. Ara ara böyle bir coşmalar yaşanıyor. Özellikle yüzümün şu tarafında böyle ara ara bir şeyler oluyor. O yüzden çok fazla yanaşmıyordum video çekmeye ama artık dayanamadım video çekmeyi, makyaj videosu çekmeyi çok özledim çünkü. Enteresan, böyle yine makyaj bir makyaj videosu çekeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak makyaj bazıyla başlıyorum. Becca'nın makyaj bazını kullanacağım. Bu makyaj bazını son zamanlarda çok çok severek kullanıyorum. Hatta her makyajda kullanıyorum diyebilirim. Hatta galiba bundan en sonki favoriler videomda bahsetmiştim. İnanılmaz güzel bir makyaj bazı. Böyle lila bir rengi var zaten, enteresan böyle morumsu bir rengi var. Bu sayede de cildi daha aydınlık, daha böyle ışıltılı göstermeye yarıyor. Bunu da yine Becca'nın böyle bir kabuki fırçası var. Bununla uyguluyorum üzerine birazcık. Sıktım. Hemen ışıltısını göreceksiniz zaten. Fondöten olarak dediğim gibi kapatıcı, kalıcı, aynı zamanda da çok güzel duran, fotoğraflarda çok güzel çıkan özellikle bir fondöten kullanacağım. Estée Lauder Double Wear ne zaman böyle sabahtan geceye kadar yüzümde durmasını istediğim bir makyaj yapacaksam elim her zaman buna gidiyor. Ben bu sefer çok yoğun uygulamamaya çalışacağım ama bakalım. Bunu da yine Becca'nın kabuki fırçasıyla uygulayacağım. Bu fırçayla her şeyi uygulamaya çalışıyorum. Neredeyse maskara süreceğim bu fırçayla, o kadar güzel bir his veriyor. Öyle güzel bir sonuç veriyor çünkü. Bu arada videonun sonunda sizi çok güzel bir sürpriz bekliyor. O yüzden videonun sonuna doğru ilerlemeyin ama videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kapatıcı olarak bittikçe aldığım bir ürün kullanacağım. Bunu son zamanlarda keşfettim. Böyle yaklaşık bir iki ay kadar oluyor. Hatta sizinle galiba bir iki makyaj videomda da paylaşmıştım. Sürekli kullanıyorum bunu da çünkü. Bu kapatıcı hakkında şunu söyleyebilirim. Hem kapatıcı ama aynı zamanda da kapatıcılığı böyle göz altında, o hassas bölgede rahatsız etmeyen, yani böyle sonucuyla, sürüşüyle, yapısıyla sizi mutlu eden bir ürün. Narsil Soft Matte kapatıcısını kullanacağım göz altlarım içinde. Bir de böyle birazcık kapatmak istediğim bölgelere onu kullanacağım. Üzerinden fondötenle birazcık geçeceğim ki renk farkı olmasın. Zaten yoğun bir kapatıcı olduğu için böyle çok yoğun uygulayacak bir kapatıcı fırçası yerine böyle bir kontür fırçasıyla uygulayacağım bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa deniyorum. Şu an uydurdum bunu. Bayağı güzel oldu bence. Göz kapaklarıma da aynı şekilde. Far bazı uygulamaya üşeniyorum çünkü çoğu zaman. Hem de kapatıcı daha böyle o damarları daha iyi kapatıyor. O yüzden genelde kapatıcı uyguluyorum göz kapağıma. Tam makyajını güzelce, yoğun bir şekilde özlediğim gibi yaptıktan sonra şimdi pudra işlemine geçeceğim hemen ki ya bu son zamanlarda özellikle alın bölgemde şu gördüğünüz çizgilere çok fazla doluyor. Bilmiyorum artık botoks mu yaptırmam lazım, ne yapmam lazım. Bunun için de hemen sabitlemem lazım. Makeup Forever'ın Ultra HD pudrasını kullanacağım. Her zamanki gibi söylediğim şey başıma geliyor. Göz kapaklarım hemen çizgi çizgi oldu. Onları bir an önce sabitlemem lazım. İyice derinleşmemeleri için. Kat Von D'nin yüz boyutlandırma paletindeki sarı tonunu kullanacağım. Bu makyajda daha keskin, böyle daha görünür bir kontür yapmak istiyorum. Yine Kat Von D'nin yüz boyutlandırma paletinden bu böyle gri tonlu olan bronzeri kullanacağım. Bunu ilk önce uygulamak için de NYX'in böyle kesik uçlu, şöyle göstereyim, bir fırçası var. Şöyle bir fırça. Bununla ilk önce hattı belirleyip ondan sonra onu yukarıya doğru dağıtacağım. Bu arada geçenki Fenty videosunda gerçekten ne söyleseniz haklısınız. Çünkü ya öyle bir şey ki burada mesela önümde şu anda video çekerken 3 tane ışık var. Ve burada aynada gördüğüm şeyi genellikle kamerada gördüğüm şey aynı olmuyorlar. O yüzden makyaj yaparken kamerada çıkan şey, yani siz videoyu izlerken yapılan makyaj aslında benim aynada görerek yaptığım makyaj olmayabiliyor. Zaten aynada gördüğüm ve yaptığım kontür sizin o videoda gördüğünüz kontürle aynı değildi. Çok düşündüm o kontürü tekrar yapıp montajı yaparken fark ettiğimde tekrar mı çeksem diye ama artık beni mazur görün o video için. Kontür gerçekten inanılmaz kötüydü.
Ama o video sponsorlu bir video değil. Zaten videoda da belirtmiştim. Tekrar buradan da söylemiş olayım. Çok fazla işte sponsorlu reklam şöyle de böyle de, özellikle Rihanna fanları. Lip gloss'u gerçekten harikaydı ama diğer ürünlerini beğenmedim yani ne yapayım. Biraz daha keskin bir kontür görüntüsü istiyorum bu makyajda. O yüzden yine Kat Von D'nin paletinden sarı rengi alıp, en sarı rengi alıp şuradaki çizgiyi birazcık keskinleştireceğim. Aydınlatıcı olarak da biraz daha böyle rose gold tonlarında bir makyaj yapacağım için öncelikle L'Oreal'in bu liquid aydınlatıcısını kullanacağım. Bir de böyle aydınlatıcı bu videoda çok fazla patlasın istiyorum. Çünkü böyle hem aydınlık hem böyle ağır bir makyaj yapacağımız için. Bunu da şöyle birazcık kapatıcı uyguladığımız fırçanın üzerine bir damla damlattım. Galiba biraz fazla oldu. Elimle biraz yedireyim. Allık genelde makyajlarda çok fazla kullanmıyorum. Genellikle bronzer ve aydınlatıcı olarak gidiyorum ama bu sefer makyajın tonlarına uygun hem böyle soğuk tonlarda hem de gül kurusu tonlarında mixin bu alanı kullanacağım. Ben ne zaman önce kontür sonra aydınlatıcı sonra allığı uygulasam daha iyi bir sonuç elde ediyorum. Çünkü kontürün ve aydınlatıcının yeri belirlendikten sonra allık birazcık kafa karıştırıcıdır ya nereye uygulanacağı ile ilgili. Onu zaten orada bir ortada bir boşluk kalıyor ikisinden sonra. Onu ortaya uyguladığımda üzerinde hem daha canlı duruyor kontürle aydınlatıcının hem de tam böyle nokta atışı olarak yerini belirlemiş oluyorum. O yüzden genelde böyle güzel bir üçleme görüntüsü istediğim zaman ikisini uygulayıp en sona allığı bırakıyorum. Şimdi makyajın asıl kısmına geçiyoruz. Onun için birazcık daha yakınlaşacağım size. Biraz daha böyle gül kurusu rose gold tonlarında böyle bordolu bir makyaj yapacağımız için bu tona, bu konsepte çok yakışacağını düşündüğüm Urban Decay Naked Touch paletinden bence muadili hiçbir palette olmayan, daha doğrusu benim rastlamadığım bu böyle hem grili hem de böyle soğuk gül kurusu tonunu, rengini kullanacağım. Ana renkler için uzun zamandır beklenen ve bence gerçekten de beklendiğine değen bir palet ve renkler kullanacağım. Maybelline'in The Burgundy Far paletinden bu bordo ile gül kurusu gibi olan tonlarda çok iyi değilim biliyorsunuz. O iki rengi karıştırıp şu ana göz kapağını uygulayacağım. Koyu renk olarak da yine aynı paletten bu en sondaki kahverengiyle birazcık böyle gölge vereceğim. Bu sefer Huda'nın paletini alıyorum ve buradaki böyle koyu gül kurusu, koyu mor rengiyle onunla birazcık daha gölge vereceğim, daha uyumlu böyle, uyumlu bir makyaj olsun diye. Ama çok keskin bir gölge olması istediğim için böyle kesik uçlu bir fırça alıyorum. Çünkü bunun üzerine böyle renkli farklı bir eyeliner geçeceğiz. O yüzden böyle bayağı küçük bu arada ucu. Onun üzerine şu katlanma bölgesini biraz daha belirgin hale getiriyorum. L'Oreal'in yeni koleksiyonunda çok güzel böyle metalik rujlar, inanılmaz güzel eyelinerlar var. Ben de onlardan bir tanesini rose gold rengini bu cut crease bölümüne, şu katlanma bölgesine böyle bir çizgi çekmek için kullanacağım, deneyeceğim. Bilmiyorum bakalım girişeceğiz bir şey ama genelde bu tarz uygulamalar riskli olabiliyor. Çünkü orada kurumayabilir, bulaşabilir, ıslak bir yapıda olduğu için bilmiyorum ne kadar sürede nasıl kuruyacak. Bakalım deneyeceğiz. Şimdi az önce katlanma bölgesine o keskin çizgiyi çizerken kullandığımız NYX'in bu aşırı ince fırçasını tekrar aldım. Ve bununla böyle köşelerden daha belirgin ve net hale getirmek için, pürüzsüz hale getirmek için siyah bir farla köşelerden geçeceğim. Takma kirpik takacağımız için tekrar aynı fırçayla böyle eyelinerımsı bir şey çekeceğim. Çok böyle keskin şey olsun istemiyorum çünkü sadece hani kirpik dibinde böyle bir siyahlık olsun fırçanın yapıştığı yer belli olmasın diye. Kirpik takmadan önce maskara kullanacağım. Son zamanların en çok yankı uyandıran maskarası olan L'Oreal Paradise maskarayı kullanacağım. Bu maskarayı böyle 15
20 sefer değil ama böyle bir 10-15 sefer kadar kullandım. Better Than Sex'e çok benziyor Too Faced'in. Hatta daha güzeli diyebilirim. Better Than Sex çok fazla kuruyordu çünkü ve o güzel böyle volümlü şeyini eskisi kadar yerine getiremiyordu. Bu maskara o kadar kuruma yapmıyor. Şu ana kadar böyle 10-15'lik kullanımdan sonra söyleyebileceğim bu ve çok güzel bir şekilde kullanıyor. Şimdi tam etkisini gösteremeyeceğim size çünkü çok hafif kullanacağım. Sadece kirpikten önce kendi kirpiklerim böyle sarı sarı aradan belli olmasın diye yoğun bir kirpik takacağız çünkü hafifçe uyguluyorum sadece. Kirpik olarak da Eleanor Lashes diye bir marka var Instagram'da. Onlar bana böyle bir kirpik seti yollamışlardı, çok güzel. Ben bu kirpiklere, Huda Beauty'nin kirpiklerine çok benzetiyorum. Yani yapı olarak, kalite olarak, duruş olarak çok çok benziyor. Bu farklı bir versiyonu, bunu daha önce kullanmadım. Birkaç farklı çeşidi var. Şimdi bunu kullanacağım. Evet, işlem başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi makyaja devam ediyorum. Alt kirpik dibine bir gölgelendirme işlemi yapacağım. Ama öncesinde şu alt göz kapağımın altına dökülen farları temizlemem gerekiyor. Onları temizleyip şu alt kirpiği yapıp ondan sonra diğer gözümü yapıp sonra makyajı bitireceğim. Alt kirpik dibim için yine Maybelline'in The Burgundy far paletinden şey gibi konuştum, tekerleme gibi konuştum. Yine o bordo rengi alıyorum. Biraz ya aslında karar veremiyorum hangi rengi alacağım ama bordo çok bordo mudur diye düşündüm. O yüzden galiba o morumsu rengi alıp alt kirpik dibime böyle bir gölgelendirme işlemi yapacağım. Birazcık kahverengiden de alıyorum. Onunla da böyle minik bir gölge oyunları bir şeyler. Kirpiğin de maşallahı var değil mi? Baya kirpik yani. Alt kirpik dibime de yine Paradise Mascara uygulayacağım birazcık. Kirpik dibimi alt kirpiğime de. Evet, şimdi bu göze yaptığımız yoğun uğraşlar sonucu ortaya çıkan makyajı diğer göze de uygulayıp geri geliyorum. Evet, göz makyajını tamamladım sonunda. Gerçekten şükür. Çünkü zor bir makyajdı. Orasını gölgele, burasını bir şey yap, onu yap, bunu yap bilmem ne derken göz makyajını bitirdik. Yine çok hoşuma gitti. Yine böyle asla bir yere giderken oturup saatlerce uğraşıp da yani bu makyajı kullanmam ama bilmiyorum yani. Böyle gerçekten makyaj severlerin bu tarz videoları izlemeyi sevdiğini biliyorum. O yüzden ben çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken çok keyif alıyorsunuzdur. Ve şimdi kaşlara geçiyoruz. Kaşlarda ilk önce son zamanlarda yeni bir alışkanlık edindim. İlk önce kaşınızı boyarsınız, ondan sonra sabitlersiniz ya. Ben ilk önce artık kaşımı sabitliyorum kaş maskarasıyla, ondan sonra dolduruyorum. Çünkü sabitlenmiş halini görüyorum. Ondan sonra boş kalan kısımlarını dolduruyorum. Öbür türlü bayağı bir dolduruyorum farkına varmadan. Bu yöntem daha iyi oldu bence. Maybelline Fever Filler maskara kullanacağım. Kaşları güzel bir şekilde olduğundan çok farklı bir görünüme soktuktan sonra yine Maybelline'in Brow Precise ince uçlu kaş doldurma kalemini kullanacağım. Bu arada bu kaş kalemi gerçekten çok işe yarıyor çünkü özellikle benim gibi kaşınıza böyle hani zor şekil veriyorsanız, şurası birazcık kritik çünkü böyle kalın mesela kaş kalemleriyle yapamıyorum ben orayı. O yüzden böyle ince uçlu kaş kalemlerine, kaş ürünlerine ihtiyacım oluyor. O açıdan bayağı seviyorum bunu. Genelde Anastasia'nın jel ürünüyle dolduruyorum. O bayağı kalıcı çünkü. Bayağı böyle yapsanız çıkmayacak neredeyse. Biliyorsunuz tam makyajını ilk yaptığımızda üzerinden geçmeden önce L'Oreal'in bir aydınlatıcı, likit aydınlatıcısını kullanmıştım. Şimdi onun üzerine daha da böyle aydınlık durması için Becca'nın Moonstone aydınlatıcısını kullanacağım. Bunu da NYX'in böyle çok güzel bir aydınlatıcı fırçasını keşfettim yeni. Bununla uygulayacağım. Birazcık dudak üzerine, birazcık çeneye, birazcık şu araya gireceğim. Ortasına birazcık metalik ruj ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Belki de yine şu ortaya uyguladığımız cut crease çizgisiyle güzel bir görünüm yakalayabilir. Evet ve makyajın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bilmiyorum ruj konusunda birazcık kararsız kaldım ama yo bence güzel oldu. Yani sadece hani günlük kullanım için ya da gece makyajlarında bile hani böyle bir diyelim ki yaptığınız böyle bir makyaj ruj olarak bence daha soft rujlar kullanmayı tercih edersiniz diye düşünüyorum ama yani makyaj olarak bakıldığında bence gayet değişik, güzel, ilgi çekici, farklı bir makyaj oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Önemli olan o benim için. Çünkü benim yaptığım en böyle uç
makyajlar bile hoşuma gidebiliyor böyle makyajı çok sevdiğim için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de sürprizi söylüyorum, artık videonun en sonuna geldik, şimdi de söylüyorum. Instagram profilimde çok güzel bir çekiliş var. Aynı zamanda YouTube'da da bunun gibi böyle farklı bir çekiliş yapacağım sizin için. Bunun için de Instagram hesabımı takip edip buradaki çekiliş postundan detaylara bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.